Şenol Telli. 1969 İstanbul doğumluyum. Çocukluğumun bir kısmı Avustralya'da geçti. Akabinde Türkiye'de lise ve üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra bugün umumiyetle enerji alanında kurulu firmalarımızla iş hayatımıza devam eden bir elektrik mühendisiyim. Eğitim hayatında aslında çok böyle parlak, göze batan bir öğrenci değildim. Ortalama bir öğrenciydim ama başarı açısından baktığınızda, akademik başarı açısından iyiydim. Yani ortalama üstüydüm. Ama bir genius bir öğrenci değildim. Yani daha sonraları hayata intibak ettikçe farkındalığım arttı. İşte ayrışmaya gayret ettim. Hem mesleki olarak iyisini yapmaya çalıştım. Vallahi üniversiteyi bitirdikten sonra, mezuniyet diplomamı aldıktan sonra tabii ailemden herhangi bir destek almamayı şiar edinmiştim kendime. O noktadan sonra da gerçekten onların herhangi bir desteğini arzu etmedim. Ve ilk üniversiteden sonra birkaç ay sonra çalışmaya başladım. İlk gelen para, ilk kazandığım paralarla bir takım çok konusunu hatırlayamadım. Kurs vesaire gibi şeyler harcadım paramı. Firma olarak ilk kurduğum firma elektrik malzemeleri satışıyla ilgili olarak Vekmar firmasını 1994'te Kartal'da kurmuştuk. İlk firmam buydu, evet. Vallahi biz yani ortalama bir Anadolu ailesi denilebilir. Bir de yurt dışında tabii ömrümüzün bir kısmı geçtiği için hani uzak diyarlarda bu çekirdek aileler birbirlerine daha sıkı sarılıyorlar. Ailelerinizden çok uzakta, oradaki arkadaşlarla bir koloni oluşturuyorsunuz. Dolayısıyla sıkı bir birliktelik içindeydi ailemizde. Ama kurallar açısından da baktığınızda gayet kurallar netti. Yani gevşek bir ailede büyümedim. Anadolu kültürünün getirdiği saygının, ciddiyetin olduğu bir ailede büyüdüm. Ama samimi bir sevgi ortamında büyüdüm. Bu geriye dönüp baktığımda gayet tatminkar bir çocukluktu benim için. Yani uzun süreler tamamıyla konsantrasyonumuz işi olduğu için sahir zamanlar ve sosyalleşme kısmında tabii ki zayıf kaldığımızı düşünüyorum. Ama son dönemdeki son 8-10 yılki en büyük hobimiz işte spor müsabakalarını takip etmek ve arkadaşlarımla zaman geçirmek benim açımdan en keyif verici etkinliklerden oldu. Ayrıyetten hani bazen en popüler yerler değil ama ilgimi çeken yerlere seyahat etmek de benim keyif aldığım şeylerden birisiydi. Çocuklarla zaman geçirmek falan, ailemle zaman geçirmek de keyif aldığım şeylerden. Vallahi hayat mottosu, yani insanoğlu ya paranın ya mutluluğun peşinde koşacak. Yani ben mutluluğun peşinde koşulmasına taraftarım. Ama yaptığınız işin de en iyisini yapmak gibi bir mesuliyetimiz var insanlığımız açısından. Yani motto mutluluğun peşinde diyelim isterseniz. İlk 1994'te başlamıştık ilk firma kuruluşumuza. İşte yaklaşık 30. yılı bugün bu yıl nasipse olmuş olacak. Tabii orada bir kişiyle başlamış olan o hikaye 30 yıl önce ki o kıymetli arkadaşım da bugün hala beraber çalışıyoruz çok şükür. Yani bünyemizdeki zaten birçok o dönemdeki arkadaşımız hala hazırda beraber an itibariyle de çalışıyoruz. Bu da ayrı bir keyif vesilesi benim için. Bu firma enerji, elektrik sektöründe özellikle olarak segmente ettik biz bu şirketleri. İşte işin elektrik malzemeleri, satışı, üretimi, servis hizmetleri gibi alanlara segmente ederek herkesin kendi konsantrasyonu doğrultusunda ilerlemelerini arzu ettik. Bugün de işte 7 firmamızla her alanda yani üretimi, servisi, montajı vesaire bu şekilde yapılandırdık firmaları. Bu istikamette de ilerliyorlar. Yaklaşık da 1000 civarı, 1000'in biraz üzerinde çalışma arkadaşlarımız var. Kendi yaptığımız işin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Çok fazla dağılmıyoruz. Yani konsantrasyonumuzu işte çok farklı değişik alanlara kanalize etmiyoruz. Yani günün sonunda ömür kısa yani. Bunun için çok hoplayıp zıplamaya çok gerek yok. Kendi işimizin en iyisini yapmak ana hedefimiz oldu. Bu istikamette de ilerliyoruz. Birlik OSB ile olan hikayem tabii 1996'lara dayanıyor. O zamanlar elektrik müşavirliğini
yapıyordum burasını. O zamanlar daha henüz kooperatif formatındaydı burası. İşte burada burayı yöneten bir kısmı rahmetli olmuş kıymetli abilerimizle beraber burada çalışıyorduk. Derken oyunun içerisine aldılar beni. İşleri yürüttük, ettik beraber. Daha sonra yönetimin içerisine aldılar. Derken en son 6-7 yıl önce de yönetim sorumluluğunu aldım. Organizenin başkanlığını yapıyorum. Burası son derece huzurlu bir organize, transparan bir organize. Ne yaptığımız belli. Burada yaşarken bizler de oyunun içerisinde yaşadığımız için gerçek manada kendi evimizi yönetiyormuş duygusuyla yönetmeye çalışıyoruz ve herkesin de, bütün katılımcıların da sanki mahallemizin komşuları gibi mütalaa edip hep beraber yönetiyoruz. 100'e yakın katılımcımız var. Geometrik olarak küçük olmasına rağmen oldukça etkili bir bölgemiz. İhracat açısından da yaklaşık 600-700 milyon dolarlara en son yaptığımız istatistiğe göre bu seviyelerde bir ihracat rakamının yakalandığını gördük ki bu bizim için çok gurur verici. Buradaki disiplinler hem profesyonel ekip hem diğer yönetimdeki arkadaşlarımızla beraber var olma sebebimiz tamamen buradaki insanların hayatını kolaylaştırmak. Bundan başka bir amacımız da yok. İşte bütün bunları yaparken felaketlere vesairelere, afetlere hazırlıklar, işte çevreyle ilgili hassasiyetler, bütün bu her şeyi, dünyanın güncel gündemindeki her şeyi değerlendirip bu ekosistemin içerisinde hepsinin değer bulmasını arzu ediyoruz. Dünya ekosisteminde hem sürdürülebilirlik açısından hem çevre hassasiyetleri açısından birçok gelişim var. Yani işte bunlardan bir tanesi karbon vergisi, bir tane işte sürdürülebilirlik konuları. Bunlarla alakalı bilinç oluşturabilmek gayesiyle ileri vizyonları olan ve önümüzdeki yıllarla ilgili okumalar yapabilen profesyonel arkadaşlarımızı organize bünyesinde katılımcılarımızla bir araya getirerek onları bilinçlendirmeye gayret ediyoruz. Buradaki temel konu insanların farkındalıklarını oluşturup bilinçlendirmek. Aksi takdirde süreç o bu derken süreç birkaç sene içerisinde kapınıza geliyor ve siz ticari olarak zararlara uğrama durumunda kalabiliyorsunuz. Bunların önüne geçebilmek için bu farkındalıkları oluşturmakla ilgili bir eğitim ve bilgilendirme formatı geliştirmeye gayret ediyoruz ve bunu sürekli uyguluyoruz. En başından itibaren hep oyunun içindeydim. Dolayısıyla yani hem para noktasında hem de sorumluluk noktasında hep oyunun içindeydim. Dolayısıyla hiçbir zaman bir böyle şımarık bir çocukluk hiç geçirmedim. Yani hiç taviz vermeden oyunun içinde tuttu babam beni. Bu çok kıymetliymiş, yıllar sonra daha iyi anlıyorsunuz. Ben çok keyif alırdım. Yani bana özellikle sorumluluk vermesi beni çok etkilerdi. Yani ticari sorumluluk, finansal sorumluluklar verirdi. Yani ben arkadaşlarıma baktığımda arkadaşlarımın bunlarla ilgili birçoğunun hiç fikri yokken ben bizatihi orada bir oyuncuydum yani kendi işlerimiz açısından. Zaten üniversiteden sonra hiçbir ilave bir eğitim, yani master vesaire hiçbir arzum olmadı yurt dışına gitmek etmek falan. Çünkü direkt oyunun içerisine girmeyi arzu ettim zaten. Sabır etmeden şeye ulaşmak mümkün değil. Yani o öbürü yalnızca şans oluyor. Yani milyonda 100 bin kişide bir tane bir şans oluyor. Birisine denk geliyorsun filan. Yani sabır etmeden, sabat etmeden bu işlerin olmayacağı net. Ama bu basit gerçeği bu gençlik ne yazık ki şey yapamıyor, kanaat edemiyor ve üretmedikleri şeyleri tükettikleri için bugüne kadar bundan sonra o paradigmayı değiştiremiyorlar. Yani biz ne kadar üretirsek o kadar tüketiriz mantığına bir türlü yakalayamıyorlar. Bunların içerisinde yıldız oyuncular zaman zaman çıkıyor. Ben bazen o lise son sınıflara gidiyorum, oturuyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Oradaki ilgi seviyesine göre bile anlıyorsunuz. Yani bir 50 tane çocukla konuşuyorsanız içinden 3-4 tanesi yani yıldızsa onların size olan ilgisi, sizin onu anlatmanız, benim bunu yapmaktaki tek gayem de ya ben de bak sizin gibi buradaydım ama bugün işte Türkiye'de, dünyada birçok projeyi yapar haldeyiz. Yani
sizin televizyonda izlediğiniz veya geçerken üzerinden geçtiğiniz köprüler, havalanları vesaireler, bunların içerisinde yer almış olmak. Bunu biz çok özel insanlar değildik ki bunu başarabildik ama çalıştık. Ama sizler de buna arzu ediyorsanız, sabahat ederseniz bu oluru inandırmaya gayret ediyorum. Ve içlerinde etkilediğimi düşündüğüm onlarca çocuk var ve gün olduğu kadar da takip etmeye de çalışıyorum. Dolayısıyla o kafalarındaki o kırılmayı, yani biz gerçekten uğraşıp kendi donanımımızı arttırırsak, sebat edersek bir yere varırız fikrini içselleştirdikleri noktada onlar zaten kendilerini kurtarıyorlar yani. İlginçtir, bir arkadaş şey yapmıştı, bizleri çalışan bir arkadaş bana ne kadar zeki olduğunu anlatıyordu. İşte Şenol Bey diyor, ben diyor arı gibiyimdir diyor. Giderim diyor, bir firmaya giderim, orada işte bir sene bal alırım özünü oranın diyor. Oradan çıkarım öbürünü. Bu arada saydı 6-7'yi buldu sayması, işte orası burası. Ya ama dedim, unuttuğum bir yer var dedin. Bizler de CV'ye baktığımızda, yani bir adam 6 sene içinde 6 iş değiştirmişse biz o CV'yi buruşturup kenara atıyoruz dedim. Çocuk böyle bir şaşırdı. Ya dedi, yani bir de bu hayatın gerçeği var. Yani o kadar tek taraflı bakıyorlar ki hayata. Yani en zekinin, en akıllının, en uyanın kendileri olduğunu düşünüyorlar ama aslında 360 derece bir bakabilseler, empatiyi yapabilseler işi çözecekler. O zekaları müsait. Ama ne yazık ki tek taraflı bir bakış açısı şey yapıyor, onların önünü tıkıyor ama içlerinde çok parlak çocuklar da oluyor. Yani bizim kendi grubumuzda genç ağırlıklı olduğu için, hatta beyaz yakalılarda kadın oranımız da oldukça yüksektir. Yani neredeyse yarı yarıya kadın oranımız vardır. O genç kızlarımızın ve genç çocuklarımızın şeylerini takip ediyorum. Bazıları ne yazık ki kayıp oluyorlar ama aralarında ciddi bir gelecek vadeden de çok çocuklar oluyor. Üniversite noktasında da Gebze Teknik Üniversitesi'nin vakfın mütevelli heyetindeyiz. Hem kişisel firma olarak öyleyiz hem de organize sanayi bölgesi olarak öyleyiz. Ve biz kendi gayretimizle bu grupların içerisinden yıldız oyuncular almaya çalışıyoruz, bulmaya çalışıyoruz. Ama ne yazık ki tam olarak kurumsallaşamadık bu konuda, yani ülke olarak, ama çok ciddi bir mesafe aldığımızı da söyleyebilirim. Yani komşu organizelerimizde kurulan liseler olsun, birçok çıraklık okulları vesaireler, şeyde bir ilerlememiz var ama temel olarak zaten bu mühendislik girdabından kurtulup işte teknik personel konusunu geliştirmemiz gerekiyor. Bu konuda da bugünden yarına 2 senede olan işler değil bunlar. Ama bu farkındalığın artık başladığını görüyorum. Bu güzel. İşte ailelerin de üniversite yerine teknik kolejlerden mezun olan çocukları teşvik ediyor olmaları ve ben çok konunun uzmanı değilim ama teknik kolejlerdeki çocukların üniversite devamı noktasında da bir bunun sorgulanması gerekiyor. Yani her teknik okuldan çıkanın üniversiteye gitmek gibi bir zorunluluğun olmaması gerekiyor. Bu olduğu müddetçe o teknik okullardaki, teknik kolejlerdeki eğitim biraz boşa düşüyor. Ben bu şekilde mesafe kaydedebileceğimizi düşünüyorum. Yine deprem bölgesinde bir istişarelerimiz oldu. Oradaki bir teknik kolejle geçtiğimiz hafta arkadaşlarla bir mutabakat yaptık. Oranın çocuklarını getireceğiz şimdi buraya. Profesyonel bir işbirliği yapıp birkaç tane oradan okuldan, ki bizim katılımcılarımız olsun, çevre organizeler olsun, oradan bir miktar yine teknik kadro getireceğiz. Ama bu tabii daha palyatif bir şey bu. Umarım yani teknik kolejlerin çıkışındaki ekonomik durumun ne derece iyi olduğunu aileler de farkında olur. Çocuklarını teknik kolej mezunu olarak iş hayatına kazandırmayı yavaş yavaş içselleştirirler.